Merhaba arkadaşlar ben Kubilay Kaptan. Organik kimyamızda artık son bölümümüz esterler bölümümüzle organik kimyamızı noktalıyoruz. Ve esterlere başlıyoruz. Esterler arkadaşlar öncelikle aynı karbon sayılı monokarboksilik asitlerle izomerdir. Bunu unutmuyoruz. İlk bilgimiz bu. Bu nedenle de genel formülleri cnh 2 O2 şeklindedir. Aynen karboksilik asitlerdeki formülün birebir aynısıdır. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olduğu için ve fonksiyonel grupları da farklı olduğu için bunlar bir nevi birbirinin izomeri olarak, fonksiyonel grup izomeri olarak kabul ediyoruz. Burada ester dediğimiz nedir arkadaşlar? Şöyle açıklayabiliriz. Artık karboksilik asitleri biliyoruz. Karboksilik asitlerdeki Karboksil grubumuzdaki hidrojeni çıkarıp yerine bir alkil grubu bağlarsak elde edeceğimiz yapı ester oluyor. <laughs> Ve bu alkil grubumuz e, buradaki R grubumuzla aynı da olabilir, farklı da olabilir. Ama sonuçta karboksilik asitteki e, H hidrojen gidip yerine alkil grubunun gelmesiyle oluşan bileşiktir şekliyle söylüyoruz. Esterlerle ilgili en 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 önemli şey nedir arkadaşlar dersek buradaki en önemli kısım esterleşme tepkimesi yani esterin elde edilme tepkimesidir. Burada esteri elde etmek için arkadaşlar bir karboksilik asitle bir alkolü tepkimeye sokuyoruz. Bu ikisinin tepkime sırasında bir ester bir de su elde ediyoruz. Yalnız buradaki en önemli kısım şudur arkadaşlar. Suyu nereden elde edeceğiz? Su H ve OH'ın birleşmesinden elde edilen madde olarak düşünürsek, o zaman alkol veya sudan birinden H, birinden de OH gelecek. Ama genel olarak şöyle düşünülüyor arkadaşlar. Asitler işte e, sulu ortamda H artı verir. Bu nedenle o zaman H asitten gelecek diye düşünülüyor. Ama burada ters bir işlem oluyor. Karboksilik asidin OH grubu, Buna karşılık alkoldeki ROH yapısındaki hidrojen kopuyor ve bunlardan bir su oluşuyor. Genelde öğrencilerimizin çoğu şunu düşünür. E, bunu konuyu anlattığımızda hep asit hidrojen verir diye düşünülüyor ya arkadaşlar. Onun için asitten hidrojen gider alkolden de OH gider. Buradan su oluşur deniliyor. Ama maalesef bu tam tersi oluyor. Asitten hidrojen değil, asitten OH grubu ayrılıyor. Alkolden H grubu ayrılıyor. Kalan gruplar bir araya geldiği zaman ester oluşturuyor. Bu nedenle bu çok sorulan bir bilgidir. Şurada da bunu belirttik zaten. Esterleşme tepkimesinde karboksilik asitteki OH grubu, alkoldeki ise H atomuyla birleşerek suyu oluşturuyorlar. Geriye kalan grupları şöyle düşünebilirsiniz. Hatta bunları farklı renkte yazalım. Burada bir RCO grubumuz var. Burası alkolden kalan OR 1 grubumuz var. Burası ikisi birleştiği zaman esteri oluşturup bir de bir molekülde su açığa çıkıyor. Bu olaya esterleşme diyoruz. Olay çift yönlü okla gösteriliyor. Yani tepkimenin tersi de var. Ben esteri su ile parçalarsam, o zaman başlangıçta kullandığım asit ve alkolü geri etmiş, geri elde etmiş olabiliyorum. Esterleşme tepkimeleri denge tepkimeleridir. Çift okla gösterilir. Bu nedenle tepkimenin tersi de mümkündür. Yani asitin suyla parçalanması Suyla parçalanmaya biz hidroliz tepkimesi diyoruz ve bu hidroliz tepkimesinin sonucunda ester kendisini oluşturan karboksilik asit ve alkole geri dönüşüyor. Dönüşüm sırasında da yine bu RCO grubumuz ayrılıyor. Buna bir OH ekleniyor. Buradaki OR grubumuz da ayrılıyor. Bunun da daha önce verdiği H ekleniliyor. Sonuçta RCO grubumuz OH'ı alarak karboksilik asite, OR bir grubumuz da hidrojenini alarak alkole dönüşüyor. Bu tepkime esterleşme tepkimesi diye geçer. Yine organik kimyada önemli olan tepkimelerden birisidir diyoruz. Şimdi arkadaşlar esterleri atlandırırken nasıl bir atlandırma yapıyoruz? Bunlarda iki atlandırma türü var. Önce İUPAK sistemine göre olanı söyleyeyim. İUPAK sistemine göre olan atlandırmada işlemimizi yaparken şunu yapıyoruz. Önce esteri oluşturan alkolün alkil grubunu okuyoruz. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bu nedir derseniz karboksilik asitteki H gelen, H bulunan yere gelen alkil grubunu okuyoruz. Mesela birinci örneğimde şu an turuncu renk işini aldım CH3'ü. İkinci de yine CH3'ü. Üçüncü de CH2, CH3'ü. Yani ester oluşturan alkolün alkil grubu diyoruz ama yani biraz daha ezber olursa karboksilik asitte H bulunan yere gelen grubu okuyoruz. Bunun ismini yazıyoruz. Mesela birinci örnekte metil. İkinci örnekte metil. Üçüncü örnekte CH2, e, CH3 etil demektir. O, ok, bunu okuyoruz. Sonra geriye kalan kısmında kaç karbon varsa alkan adını okuyup sonuna yine bir takı ekliyoruz. Alkolde oldu, aldehit dal, al, keton da on, karboksilik asit de oik asitti. Şimdi de ekleyeceğimiz şey oat veya İlk asit kısmını atarsanız, sadece at. İki tane ismi var. Hangisi olursa. Mesela, nasıl yapıyoruz? Metanı okuyoruz. Metandan sonra sonuna o ekliyoruz. Veya diğer deyişle, ben alkan adının sonuna o at ekleyin diyorum. Veya e, ikinci bir yöntem de şudur asit adının sonundaki ilk asiti atıp at ekleyin. Yani şuradaki asit adı nedir? Normalde metanoik asit. Metanoik asitteki ilk asit kısmını atın, oraya at ekleyin. Yani metanoat gibi. İkisini de düşünebilirsiniz. Hangisini isterseniz ya alkan adının sonuna oat ekleyin ya da karboksilik asitmiş gibi düşünün. Oradaki ilk asiti atın, yerine at ekleyin. Mesela burada da nedir? İki tane karbon kaldı. İster etanmış gibi düşünün, sonuna o at ekleyin. İsterseniz deyin ki bu etanoik asitten geliyor. Ben bu etanoik asitin oik asitini atayım. Bunun yerine at kelimesi ekleyin. Etanoat. Her halkerde aynısı çıkıyor arkadaşlar. Mesela son örneğimizde de yine tek karbon var. İster Alkan adı sonuna oat, metanoat. İsterseniz orayı asitten geldiği için metanoik asit düşünün. İk asiti atıp sonuna at ekleyin. Metanoat aynı oluyor. Mesela burada da yine var. Ee, karboksilik asitteki H yerine gelen grubun ismini okuyorum. Bunu hatırlıyorsanız benzenden bir hidrojen çıkarılmış yapıdır. Fenildir. Sonra yine burayı okuyoruz. İster metanoik asitten ik asit atıp at metanoat isterseniz direkt alkan adının sonuna oat ekliyorsunuz metanoat değişmiyor. Mesela burada da H kısmına yerine gelen bölümü okuyorum. Burası 3 karbon ortadan bağlanmış izopropil. Ondan sonra e, isterseniz etanoik asitteki yine aynı şeyi söylüyorum. İk asit gidecek at ekleyeceksiniz. Etanoat isterseniz de etanın sonuna direkt alkan adının sonuna o at ekleyip bu işimizi tamamlıyoruz diyoruz. Bu arada şunu diyebilirsiniz Bu parantez içinde bazı şeyler var. onlar nedir? Onlar da yine arkadaşlar mesela e, format denilmiş nereden geliyor format onu söyleyelim. Normalde asitin adı neydi formik asit formik asit Biz ne diyoruz Asit kısmını atın İk asit kısmını format. ...yerine at ekleyin. Asetik asitti. Asetik asitten ik asit kısmını atın. Ne ekleyin? At ekleyin. Asetat şekliyle... ...böyle de yazabiliyorsunuz. Bir de bunun yaygın adlandırması var arkadaşlar. Yaygın adlandırmada ise... ...biraz daha farklı bir şey yapıyoruz. Yani sistemi bu sefer... ...baştan başlıyoruz. Önce esteri oluşturan... ...karboksilik asitin adını söylüyoruz. Direkt. Mesela burada... Şurası H olsaydı veya şu asit olacaktı bunlar aslında şu sarı yerlerine aldığım gruplar H olsaydı bunların hepsi asit olacaktı. O zaman bu asitlerin adını söylüyorum. Tek karbonlu asit metanoik asit. 2 karbonlu asit etanoik asit. 2 karbonlu asit etanoik asit. 1 2 3 hatta şöyle yapalım 1 2 3. 2 de metil var. 3 karbonlu asit, 2 metil propanoik asit. Bunların normal hiç e, estermiş gibi değil, ester olmasına sebep olan sarıyla yuvarlak içine aldığım yerleri haşmış gibi düşünüp o asitin adını yazıyorsunuz. Ha sonra diyorsunuz ki bu sarıyla yuvarlak içine aldığım gruplardan dolayı bu bileşik ne oldu? Ester oldu. Ne var bu birinci örneğimizde? Metil var. Bu metilden dolayı ester oldu. O zaman ne diyorum? Metanoik asit diye söylemiştim ismini. Metanoik asidin metil esteri. Yani başlangıçta metanoik asitti. Metil grubundan dolayı ester oldu. Metanoik asitin metil esteri. Mesela ikinci grupta. Eğer sarı yerini aldığım veya sarıyla yuvarlak içine aldığım yer hidrojen olsaydı etanoik asitti. E ne oldu? Etanoik asit bu metil grubundan dolayı ester oldu. Etanoik asitin metil esteri. Veya üçüncü örneğimizde sarıyla yuvarlak içine aldığım yer olmasa etanoik asitti. Ama bu sarıyla yuvarlak için aldığım yer nedir? 3 karbon ortadan bağlanmış izopropil. O zaman bu izopropilden dolayı ester oldu. İzopropil ester diyoruz. Veya sonuncusu sarıyla yuvarlak işini aldığım yeri düşünmezsem 2 metil propanoik asit demiştim. Ama sarıyla yuvarlak işini aldığım yer etil. Etil grubundan dolayı ester oldu. O zaman 2 metil propanoik asitin etil esteri şekliyle isimlendiriyoruz. Hangisi? E, isteniyorsa onunla cevap vereceksiniz arkadaşlar. Yaygın at özel atlandırma deniliyorsa bu. Eğer yaygın at değil normal adlandırılma soruluyorsa birincisinde yaptığımız gibi yapacaksınız. Yani önce e, karboksilik asitteki H yerine gelen grubu okuyacaksınız. Sonra kalan kısım yani sondan başa gidiyoruz. Şu an sarıyla yuvarlak için aldığım yeri okuyacaksınız. Birinci sistemde tekrar yapıyor olursak. Sonra kalan bölümün asit adını yazıp ilk asiti atıp sonuna at ekleyebilirsiniz. Metanoik asiti, metan o at şekliyle ik asit gidecek, at gelecek. Etanoik asidi ik asit kısmını atıp etano at şekliyle veya direkt alkan adını yazıp sonuna o at ekleyebiliyorsunuz. Karar size aittir. Artık son bölümümüz arkadaşlar esterlerin özellikleri. Esterler nedir? derseniz esterler kimya sanayisinde çok önemli yer alan maddelerden birisidir. Birincisi çözücü olarak kullanabiliyorlar veya seyreltici olarak kullanabiliyoruz. İkincisi kozmetik sanayinde çok yaygın kullanılır. Özellikle parfümlerde çok yaygın kullanılır. Çünkü bunların kendine az kokuları vardır. Zaten çoğunluğu da zaten meyvelerden falan elde ediliyor. Bu meyvelerin kendine az kokuları bazı bitkilerin kendilerine az kokuları parfüm yapımında veya çeşitli kozmetik malzemelerin yapımında Hatta bazı bitkilerin gıda tatlandırıcıların içerisinde de yaygın olarak kullanılıyor ve o nedenle eserler genelde zaten güzel kokulu. Ee, organik bileşikler diye geçer. Mesela bazı burada esteratları verilmiş, ismini bilmeniz gerekmiyor ama mesela üzüm de var, kayısı da var, armut da var, muz da var, şeftal de var, çilek de var ve genelde hepsinin de kendine naz kokusu var. Bu kokular işte ya yapay gıda tatlandırıcılarda ya da parfümlerde yaygın olarak kullanılıyor. Bunun haricinde arkadaşlar, bir de özellikle ÖSYM'nin istediği 3 tane esterimiz var. Bunlar doğal olarak bulunabilen esterler. Bu üç tane esterimizin bulunduğu doğal esterlerin bulunduğu maddeler isteniliyor. Bunlar nedir? Lanolindir. Doğal ester içerir. Bal mumudur ve balsamdır. Lanolin denilen şey koyun yününden elde edilen bir esterdir. Daha çok krem, merhem gibi. Maddelerin yapımında kullanılıyor, antiseptik özelliği var. Bunu unutmayacağız. Onun haricinde bal mumu, bildiğiniz e, baldaki petek diye nitelendirdiğimiz kısım, burada bulunan bir e, esterdir. Doğal olarak elde edilebilecek bir esterdir. Eğer direkt e, arıların yaptığı bal peteklerinden alınırsa veya yapay olarak da bizim elde etme imkanımız vardır. E, ve A vitamini açısından çok zengindir. arıcılıkta, ilaç yapımında ve kozmetik sanayinde çok kullanılıyor. Ayrıca ilginçtir ama heykel yapımında da kullanılmaktadır. Balsam dediğimizde yine e, tropikal ağaçlardan elde edilen bir e, maddedir ve bunun içerisinde de yine bol miktarda ester bulundurulmaktadır. Bu balsam dediğimiz şey reçine gibi düşünebilirsiniz. Bu çam ağaçlarından filan akan reçineler vardır. Onun gibi düşünebilir. Onun gibi ona benzer bir yapıya sahiptir. Genellikle kozmetikte ve parfüm sanayisinde çok sık kullanılıyor. Tıpta da öksürük kesici, balgam söktürücü ilaçların yapımında da kullanıldığı söylenilir. Evet arkadaşlar esterlerle beraber organik kimyayı noktalamış bulunuyoruz. Yani artık AYT'mizin son bir ünitesi kaldı. O da daha çok sözel ağırlıklı bir ünitemiz. En son o üniteyi anlatarak artık AYT konularımızı tamamlamış olacağız. Ama organik kimya denilen kimyanın önemli bir bölümünde işgal eden bu bölümümüzü esterlerle noktalıyoruz. Hepinize bir sonraki videoda görüşene kadar sağlıklı günler diliyorum.